Sizi fantastik bir yolculuğa çıkaracak yeni bir masalla karşınızdayız. Videolarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni masallarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız buyurun başlayalım. Zamanların birinde Hindistan ülkesindeki Beklane eyaletinin Behram adında güzel bir şehzadesi vardı. Şehzade Behram çocuk yaştayken vezirin Zühre ismindeki kızıyla birlikte mektebe gider, dersten sonra yaşlarına uygun oyunlar oynardı. Günler geçtikçe birbirlerine öyle alışıp kaynaştılar ki oyunları oynaşmaya döndü. Hatta aralarındaki bu sevgi halk arasında yayıldı. Henüz çocuk yaşta oldukları için işi önemsemeyenler, çocukların gençlik dönemine girmeleri üzerine davranışlarını değiştirdiler. İyiliklerini istercesine kapalı ve açık olarak öğüt vermeye başladılar. Gençlerin bu nesihatlere kulak asmamaları dolayısıyla dedikoduyu arttırdılar. Vezir, namusuna dokunan bu söylentiler üzerine Zühre'yi mektepten aldı ve harem dairesine kapadı. Behram ise her gün muhabbet dersini tekrar ettiği Zühre'nin ayrılığından bildiklerini unuttu. Yalnız öğrendiği bilgileri değil, aklını da kaybedecek bir duruma düştü. Zühre de ayrılık acısına dayanamaz bir hale gelmişti. Bir gün fırsat bularak evden fırladı. Babasının kızacağını düşünmeyerek mektebe gitti. Orada Behram'la buluştular, uzun süre tatlı tatlı ağlaştılar. Vezir, kızının kaçamağını duyunca kızdı, adam gönderip Zühre'yi getirdikten sonra daracık bir odaya hapsetti. Birkaç aksi, çirkin hizmetçiyi de bekçi dikerek kızının sağlığına dahi önem vermeden, hoşgörüsüz davranmaları için sıkı emirler verdi. Sonra kalkıp canı sıkkın bir halde resmi görevinin başına geldi. Vezirin hali hükümdarın dikkatini çekti ve üzüntüsünün sebebini sordu. Vezir tahtın ayağını öptükten sonra, "Efendimiz, adaletinizin mimarı harap cihanı mamur etmiş, şefkatinizin hoşgörü rüzgarı halkın mutluluk çiçeklerini açtırmıştır. Adaletinizin gölgesinde serçe kuşu kartalın kanadına yuva yapıyor. Süt kuzusuysa kurdun pençesiyle başını kaşıyor. Hal böyleyken Şehzade Hazretleri kulunuzun namusunu yaralıyor. Eğer efendimiz de bu sataşmayı uygun görüyorsa kime başvurup kimden adalet isteyebilirim?" dedi. Hükümdar vezirin şikayeti üzerine araştırıp soruşturmaya lüzum görmeksizin oğlunun memleket dışına sürgün edilmesini emretti. Şehzadenin sınır dışı edilmesi haberi duyulunca herkes şaşırdı. Ahali küme küme yol üstüne çıkıp gözyaşları dökerek şehzadeyle vedalaştı. Vedalaşanlar arasında Behram'ın dadısı da vardı. Behram'ı sütüyle büyütmüş olan bu kadın süt oğlunu öpüp kokladı ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Şehzade onu teselli ettikten sonra, "Anacığım, başıma gelen bu felaket şüphesiz kaderin bir cilvesidir. Kadere boyun eğmek, kazaya rıza göstermek zorundayız. Bu yüzden kimseden şikayetçi değilim. Başımı alıp talihimin sürükleyeceği yerlere dolaşacağım. Yalnız senden son bir ricam var. Şimdi Zühre'nin evine git. Bu gece şehrin dışındaki filan ağacın altında oturacağım. Yarın yola çıkıp buralardan uzaklaşacağım. Fırsat bulur da gelirsen son defa olmak üzere görüşürüz dediğimi kendisine haber ver," diye rica etti. Dadı, Behram'ı Cenab-ı Hakk'ı ısmarlayarak şehre geldi. Bir bahane bulup vezirin konağına gitti. Behram'ın sürgün edilmesi üzerine vezir, kızını kapattığı odadan çıkarmış olduğu için Zühre'yi kolayca görebildi. Behram'ın ağaç altında beklediğini söyledi. Zühre üzüntüyle ağlarken, "Ah dadı kadın, hayatımın tadı, hatta bedenimin canı kayboldu. Bedenim burada, canım sevgilimin yanında. Halksa canımı bende sanıyor. Fakat ne yapayım, kendime hakim olamıyorum. Yanıp tutuşmaktan başka elimden bir şey gelmiyor. Ama yine de uğraşacağım. Elimden ne gelirse sevgilimin yanına gitmek için çalışacağım. Canım dadıcığım, sen ne yaparsan yap, bana yürük bir at bul. Evin arka tarafına getir,"
dileğinde bulundu. Dadı kadın konaktan çıktı, Zühre'nin istediği gibi bir at bulup getirdi ki, güneş gibi bir dolaşmada doğudan batıya gider ve düşünce gibi bir an içinde bütün dünyayı kat ederdi. Zühre erkek elbisesi giyindikten sonra ceplerine ve kemerine yol harçlığı olarak para ve mücevher yerleştirdi. Akşam karanlığından faydalanarak dışarıya fırladı. Dadı kadının getirmiş olduğu atın üzerine sıçrayıp çimenler üstünde esen sabah rüzgarı gibi Behram'ın bulunduğu yöne doğru sürmeye başladı. Behramsa bahtından daha siyah olan o gecenin karanlığı arasında servi gibi fidan boylu sevgilisinin gelişini beklemekteydi. Birdenbire kulağına bir mutluluk müjdesi erişti. Yani uzaktan uzağa dört nala gelen bir atın ayak seslerini işitti. Heyecanla hemen atını atladı, karşılamaya koştu. Zühre özlem içinde çekinerek gelirken Behram'ın karşıdan geldiğini gördü. İradesi elinden gitti, atının dizginini bırakıp kollarını açtı. Karşısındaki de aynısını yaptığından at üstünde kucaklaştılar. Sonra atlarını dayanabildikleri kadar sürüp memleketten uzaklaştılar. Güneş doğarken mutlu insanların kalbi gibi saf, güzellerin gülümsemeleri kadar tatlı bir pınara geldiler. Bu pınarın suyu o kadar soğuktu ki soğukluğundan güneşi titreme alırdı. Tatlılığına göre de şeker kamışı bunun yanında sade bir su gibi kalırdı. Atlılar, daha doğrusu kaçaklar, atlarından inip pınarın başına oturdular. Suyundan içip yüzlerini gözlerini yıkadılar. Oturup dinlenmek istediler. Yorgunluk ve uykusuzluk dolayısıyla biraz sonra Zühre'nin gözleri kapanmaya başladı. Bir parça istirahat etmek üzere çimlerin üstüne uzandı. Behramsa durumlarının tehlikesini düşünmekle beraber sevgilisini uyandırmaya kıyamadığından arkalarından gelen olup olmadığını anlamak için yavaşça kalktı. Atına binip etrafı dolaşmaya çıktı. Geldikleri tarafa doğru atını sürdü. Bir tepe üstüne çıkıp etrafı gözden geçirdi. Uzaktan bir toz bulutu kabardığını, arasından bir atlının çıktığını gördü. Bu süvari, Zühre'nin arınıp geri getirilmesi için vezirin çıkardığı müfreze askerlerinden biriydi. Yaklaşınca ikisi de birbirini tanıdı. Asker Zühre'nin nerede olduğunu sorarak doğru cevap vermesini istedi. Yoksa şehzadeyi hiç acımadan kafasını kesmekle tehdit etti. Behram cevap vereceği yerde kılıcını çekip atını sürdü. Şimşek gibi parlayan o kılıcıyla süvariyi ikiye böldü. Askerin atı da binicisinin düştüğünü görünce başıboş olarak dört nala kaçtı. Behram'ın dolaşmaya çıkıp da atlıyla uğraştığı sırada Zühre uyandı. Etrafa bakıp da sevgilisini bulamayınca korktu. Hemen atına binip etrafı gözden geçirdi. Uzaktan bir atlının gitmekte olduğunu gördü. Onu Behram zannederek ve kendisini bırakıp kaçtığını düşünerek kızgınlıkla atını sürdü. "Benden bu kadar çabuk usandınsa neden kır ortasında bırakıp kaçtın?" diye haykırdı. Atlı, Zühre'nin sesini değil, bindiği atın ayak sesini işiterek dönüp arkasına baktı. Kızcağız, adamın yüzünü görünce yanılmış olduğunu anladı. Dönüp pınar başına geldiyse de aradığını bulamadı. Çünkü Behram da oraya gelmiş, Zühre'yi göremeyince aksi tarafa gitmek üzere aramaya çıkmıştı. Zühre yalnız kaldığını hissedince aklı darmadağın oldu. Oturup beklemekten bir şey çıkmayacak diyerek belirsiz bir yöne doğru atını sürdü. Yorulmaksızın gidiyor ve durmaksızın ağlıyordu. O kadar ki atının kaldırdığı tozları gözyaşlarıyla bastırıyordu. Nihayet güneş batıdaki gizli sığınağa çekildi. Ufukların etrafına gecenin eliyle kara bir perde gerildi. Zavallı kız kainatı saçlarından daha kara görmeye, rastladığı ağaç dallarını ejderha zannetmeye, hatta kendi gölgesinden korkup ürpermeye başladı. Gül yaprağının dokunmasından nilüfer rengini alan o narin beden, rahat evinden ayrılmış, ailesinden, hizmetçilerinden uzak düşmüş, aç, susuz, uykusuz bir halde, yalnız başına gecenin karanlığı ve ıssız kırların vahşiliği arasında, bazen Behram'ın ayrılığından içten ahlar çekerek,
bazen de gurbet acısından gözyaşları dökerek ilerliyordu. Sabahleyin yüksek binalarla süslü bir şehir karşısına gelmiş olduğunu gördü. Civardaki nehirden yüzünü yıkayıp üstündeki tozu toprağı mümkün mertebe temizledikten sonra şehre girdi. Bu sırada oranın hükümdarının oğlu da avlanmak üzere yakın arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıkıyordu. Zühre erkek kıyafetinde olmakla beraber güzelliği dikkat çektiği için şehzade onu görünce önce alıklaştı. Sonra Kenanlı Yusuf çenendeki çukuru kendine zindan olarak seçecek, Mısır'ın azizi ise kölen olduğu için övünecek kadar güzelliğin varken böyle güneş gibi yapayalnız nereye gidiyorsun? Senin gibi ay parçası yetiştiren hangi memleketten geliyorsun? Diye sordu. Zühre cevap vermeksizin geçip gitmek istediyse de şehzade izin vermeyerek sorusunu tekrarladı. Kızcağız çaresiz kalınca, ''Şehzadem, gurbete düşmüş bir gencim. Yolda av peşinde koşup arkadaşlarımdan ayrıldım. Avı kaçırdığım gibi yoldaşlarımı da kaybettim. Şimdi koşarak değil, uçarak gitmek istiyorum.'' dedi. Şehzade ise, ''Öyleyse bu akşam bizde misafir olur, kulübemizi şereflendirirsiniz.'' teklifinde bulundu. Zühre bu teklifi kabul etmeye mecbur oldu. Tuzağa düşen zeki bir kuş için tahammül lazımdır. Şehzade misafiriyle beraber sarayına döndü. Mükellef bir ziyafet düzenlenmesi için emir verdi. Öğle yemeği yenildi. Ondan sonra şehzade hareme gitti. Firuz ismini takılmış olan Zühre de istirahat için bir odaya çekildi. Şehzadenin akıllı bir dadısı vardı. Misafirinin güzelliğine hayran kalan şehzade hemen onun yanına gitti. Selamlıkta genç ve güzel bir misafiri olduğundan bahsederek, bu misafir erkek kıyafetlerindeyse de sesinin inceliğinden, davranışlarının nezaketinden, erkek kılığına girmiş bir kız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu geceyi onunla geçirmek istiyorum, diyerek dadısının fikrini sordu. Dadı kadın, aslanım, bazı erkekler vardır ki henüz pek genç oldukları için bıyıkları çıkmamıştır. Bazıları da çokça kadınlarla bir arada bulunmak neticesinde onların konuşma ve davranışlarına adet edinmişlerdir. Belki sizin misafirde öyle bir gençtir. Kız zanlıyla yaklaşmaya kalkarsanız, tersine gerçekten erkek olduğu ortaya çıkabilir. O zaman hareketiniz memleketin içinde ve dışında dedikoduya sebep olur. Hatta düşündüğünüz gibi kadın olsa bile kendinizi tutup el çekmek gerekir. Çünkü büyükler misafire canla başla hizmet ederler. Çünkü misafirler gördükleri güzel muameleyi ve ev sahibinin güzel ahlakını etrafa yayarlar. Bir garibin gönlünü inciten bir memleket çok sürmez harap olup yıkılır, dedi. Şehzade, dadıcığım, söylediğin sözler çok hikmetlidir. Fakat ne yapayım ki, gönlüm zülfünün esiri oldu. Aklımı, fikrimi, bakışları yağmaladı. İrademe hakim olamıyorum, dedi. Dadı kadın buna şu cevabı verdi. Madem ki kalbinizi zapt edemiyor ve nefsinize söz geçiremiyorsunuz, bari öncelikle misafirinizin kadın mı erkek mi olduğunu öğrenin. Basacağın yeri sağlamlaştırmadan hiçbir işin talebine ayak atma. Girişeceğin her işte evvela çıkabileceğin bir aralık hazırla. Şehzade dışarıya çıktı. Misafirin odasına vardı. Sohbet etmeye başladılar. Konuşurlarken münasebet getirip kadınlardan bahis açtı. Hatta cariyelerden birini odalık olarak Firuz'a vermek istedi. Fakat Firuz, ''Şehzadem, benim mühim bir emelim var. Ona erişmeden evvel, özellikle böyle gurbet sırasında o gibi şeylerle ilgilenemem.'' dedi. Şehzade başka bir tedbire başvurdu. Başka bir teklifte bulundu. ''Sarayda büyük bir havuz var. Suyu gayet temiz ve soğuktur. Rüzgar estikçe yüzü güzellerin kahkülü gibi dalgalanır. Şu Temmuz sıcağında girip yıkanırsanız hem serinlemiş hem de yol hali olan toz topraktan temizlenmiş olursunuz.'' dedi. Firuz, ''O gerçi buyurduğunuz gibi çok iyi olurdu. Lakin birkaç gündür çöllerde dolaşıyorum. Kan ter içinde kaldım. Ateşim var ve vücudumda kırıklık hissediyorum. Bu halde soğuk suya girmem iyi olmaz.
Ayrıca size fazla yük olmak istemiyorum. Gitmek için izin isteyecektim. Gösterdiğiniz konukseverliğe minnettarım. Çok teşekkür ederim, dedi. Şehzade ise 2-3 gün misafir etmeden salıverilmeyeceğini kesin olarak söyledi. Firuz, şehzadenin niyetini ve kurtuluş olmadığını anlayınca memnun kalmış gibi numara yaptı. Memleketimde bazı işlerim olmasaydı sizden ayrılmak istemezdim. Ömrümün sonuna kadar bu kapının bağlısı olmakla övünürdüm, dedi. Bu sözler şehzadenin hoşuna gitti. Yarın feleğin altın yelili aslanı, yani güneş doğu ormanında çıktığı sıralarda beraberce ava gidelim ve bir aslan avı yapalım teklifinde bulundu ve Firuz tarafından kabul olundu. Ertesi gün Firuz erkenden kalkıp ormana gitti. Orada bekleyen avcılara çok para verip bir aslan tutturdu ve kestirdi. Kulaklarıyla kuyruğunu aldıktan sonra şehzade gelince has koruya erkenden bir genç geldi. Ürküttüğü bir aslanı kılıçla öldürdü. Bu kadar tecrübemize rağmen kendisine karşı bir şey yapamadık. Bir tek söz bile söyleyemedik, demelerini tembih etti. Şehzade gelince korucu ve avcılar huzuruna gidip tembih ettiği gibi haber verdiler, özür dilediler. Firuz da geldi. Aslanın kulaklarıyla kuyruğunu şehzadenin önüne attı. Ceylan kadar güzel bir gencin bu cesareti üzerine oradakiler adeta miskin kediler gibi miyavlayacak hale geldiler. Şehzade sarayına döndü, hadiseyi dadısına anlattı. 3 kere denediğini, bir netice alamadığını söyledi. Dadı kadın, mayası bozuk olan içki sofrasında kendini belli eder, diyerek Firuz'un sarhoş edilmesini hatırlattı. Şehzade Firuz'un yanına geldi, gösterdiği cesaret dolayısıyla tebrik etti ve şerefine bir alem tertip edeceğini söyledi. Firuz, ben deniz, zat-ı alinizin misafiri olmakla her bakımdan emrinizdeyim. İrademin yollarını ne tarafa çekerseniz o tarafa giderim. Şu kadarı var ki, güneşin kızgın zamanında şarap içmek, gündüz kandil yakmak kadar manasız olur. Fakat o içki sofrası ay aydınlığında, bir nehrin kucakladığı bir çimenlikte tertip edilirse, vereceği neşe kat kat artar, dedi. Şehzade Firuz'un bu sözleriyle içmeden sarhoş oldu. Şehir dışında ve nehrin kenarında bir işret meclisi düzenlenmesini emretti. Felek sakisi mehtabın kadehini ışıkla doldurduğu sırada sofradaki kadehlerde dönmeye başladı. Şehzade Firuz'un hilal kaşlarına bakarak kadehleri dolduruyordu. Firuz ise uzatılan kadehleri reddetmiyor, bir süre elinde çevirdikten ve mestane süzdüğü bakışlarıyla meclistekilerin sabrını, kararını üzdükten sonra içiyormuş gibi dudaklarına götürüyor, sonra artığını saçıyormuş gibi yere döküyordu. Mehtap batıya doğru meyledince kadehi de eğrildi. İçindekilerin bir kısmı şebnem halinde meclistekilerin üzerine döküldü. Uyku birer hüzün gibi geldi. Sakinin elini sürahinin boğazına bağladı. Şehzade ile arkadaşlarının akıl ve idraki de beyinlerinin kabından çalındı. Yerlere serildiler ve birbirlerinin kaba yerlerine yastık yaparak karma karışık bir halde sızıp kaldılar. Firuz bu fırsatı ganimet bildi. Hemen yerinden fırlayıp şehzadenin tacındaki ve kemerindeki mücevherleri çıkardı, cebine doldurdu. Sonra ibretli bir hatıra bırakmak için anının ortasına çakısıyla iki çapraz çizgi çekti. Sakininle meclistekilerin kollarını kafalarına bağladı. Burunlarını kesip ellerine verdi. Oradaki atlardan birine sıçrayıp 4 nala sürdü. Sabah olup da şehzade ve maiyeti ayıldıkları zaman neye uğramış olduklarını anladılar. Çizik alın ve kesik burunlara matem için adeta göz bebeklerine kara bağladılar. Şehzade utandığından sarayında bir odaya kapandı ve Firuz'un mutlaka bulunup getirilmesi için her tarafa adam saldı. Firuz, yani Züre ise bindiği yörük atının üstüne rüzgara binmiş gibi gül kokusu gibi uzaklaşmış ve o gece içinde şehzadenin memleketi hududundan çıkmıştı. Yeni girdiği memlekette çiçek satan bir kadının evine misafir oldu. Kendisinin Beklane vilayetinden bir tüccarın oğlu olduğunu, ticaret için bir kafileyle yola çıkmışsa da uyuyakaldığını, kervanı kaybettiğini,
ve nihayet döne dolaşa o şehre kadar geldiğini, şimdi bir süre kendisine konuk olmak istediğini söyleyerek epeyce bir para verdi. Kadın misafire paranın hatırı için fevkalade iltifat gösterdi. Firuz oraya yerleşti ve Mısır çarşısında bir dükkan açıp binde bir ihtimal üzerine Behram'ın gelişini beklemeye başladı. Güzelliği az vakit içinde dikkat çekti. Dillerde yayıldı. Hatta hükümdarın kızı Peri Peyker'in kulağına geldi ve prenses onun güzelliğini dinleye dinleye görmeden gıyabi aşık oldu. Bir gün beldenin hükümdarı ava çıkmış, geniş bir ovada avlanmaya başlamıştı. Firuz da bir ata binerek kırda dolaşıyor, yay kaşı ve ok kirpikleriyle bir yandan hassas yürekleri, diğer yandan av hayvanlarını vurup düşürüyordu. Hükümdar ve avcıları Firuz'un avcılığına hayran kaldılar. Hükümdar onun kim olduğunu sordu. Mahiyetinden biri de onun hakkında bildiklerini anlattı. Hükümdar sarayına dönüp Firuz'un getirilmesini emretti. Firuz huzura çıktı. Güzelliğiyle padişahı mest edip sarhoş denecek bir hale getirdi. Peri Peyker ise aşık olduğu Firuz'un geleceğini işitmiş, pencere önünde bekliyordu. Sevgilisini görünce babasının orada bulunduğunu düşünmeyerek, "Güzelliğindeki güller pek çok, fakat onları derleyecek olan bakış eteği pek dar. Bu yüzden güzelliğinin baharından gül toplamak isteyenler etek darlığından yakınıyorlar." beyitlerini okudu. Hükümdar kendine geldi ve kızının yüzüne bakınca çekinme mumunun sönmüş, sakınma şişesinin kırılmış olduğunu gördü. Firuz'u iltifatlarla geri gönderdikten sonra vezirlerini çağırdı. Kızının Firuz'a olan ilgisine karşı ne yapmak gerektiğini sordu. "Prensesin sevgilisiyle evlendirilmesi uygundur," dediler. Hükümdar da bunu kabul ederek Firuz'a evlendirilmesini emretti. Firuz pek tabii olarak bu teklifi reddetti. Kendisinin gayet mühim bir emeli olduğunu, onu elde edinceye kadar hiçbir kadınla birlikte olmamak için yemin etmiş olduğunu özür dileyerek söyledi. Hükümdara Firuz'un cevabını arz ettiler. "Peki, o halde şimdi nikah kıyasın, damat bir sene sonra gerdeğe konulsun," dedi. Bunun üzerine Firuz'un diyeceği şey kalmadı. Düğün yapıldı. Zavallı kız talihin bu cilvesi önünde şaşırıp kalıyor. Zühre'nin damat, Peri Peyker'in gelin olması ne tuhaf bir şey diyor. Peri Peyker'in yürekten sevilmesine karşı, müddetin bitip de sırrının meydana çıkmasından korktuğu için üzüntü içinde bulunuyordu. Firuz'un hükümdara damat olmasından 6 ay sonra hükümdar ansızın vefat etti. Varisi olacak erkek çocuğu bulunmadığından damadını yerine geçirip tahta oturttular. Zühre idareyi eline alınca kendisinin kadın oluşu yüzünden hükümdarlığa layık olmadığını, bu makamın herkesten fazla Behram'a uygun olacağını düşünerek Cenab-ı Hakk'a bunun için münacata başladı. Her şeye gücü yeten Yüce Mevla'ya bu muradını gerçekleştirmek için yana yakıla dua ediyor, o avarenin neredeyse yanına gelmesini yakınarak niyaz ediyordu. Duası kabul edilmiş olacak ki bir gün halkın şikayet ve dileklerini dinlemek için geniş bir bahçede bir ağacın altına kurulan tahtın üzerine oturmuşken ağacın üstünde öten bir kuşun sesinden duygulandı. Oraya onun için bir yuva yaptırmak hevesine düştü. O sırada Behram dilenci ve seyyah kılığında oraya geldi. Zavallı, sevgilisinin bu memlekette padişah olduğunu bilmiyordu. Fakat hükümdarın yüzünü uzaktan görünce kendi kendine "Zühre'ye ne kadar benziyor," dedi. Zühre de Behram'ı gördü ve tanıdı. Ama ilk bakışta şaşkınlığından kımıldayamadı. Sonra ona "Zavallı, nerelerden geliyorsun? Adın ne? Kimsin? Görünüşün bende hüzünlü bir hatıra uyandırdı," diye sordu. Behram, Zühre'nin sesini işitince gözyaşlarıyla cevap verebildi. Bunun üzerine Zühre tahtında duramadı. Yerinden fırlayıp Behram'ın boynuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Behram da aynı şekilde karşılıkta bulundu. Bir müddet tatlı tatlı gözyaşı döktüler. Sonra oradan kalkıp saraya geldiler. Bir sürede orada görüştüler, ağlaştılar. Nihayet Zühre, Peri Peyker'den bir kat kadın elbisesi istedi. Üzerindeki hükümdarlık kisvesini çıkarıp onları giydi.
Toplu bulunan saçlarını salıverdi. Kadın olduğunu ortaya koyduktan sonra hareme gitti. Peri peyker kocasını o halde görünce şaştı kaldı. Cariyelerin hayreti de ondan aşağı değildi. Zühre peri peykerin elini tuttu. Neden bu kadar şaşırdın? Ben hükümdar ve erkek değilim. Bir vezirin kızı Zühre'ydim. Asıl hükümdarlar layık olan işte bu şehzade. İsmi Behram'dır. Babandan gerdek için mühlet isteyişimin sebebi de onun buraya gelmesi ümidiyleydi. Şimdi memleketin hükümdarı o olacaktır dedi. Ve hakikaten de öyle oldu. Peri Peyker'i Behram'ın genç ve yakışıklı bir dostuyla evlendirdiler. Ve hep birlikte sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler.